Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir şarkıdan sonra bir kendime gelmeye çalışıyorum. Bir durun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kitapağacı.org ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl duyurmak istiyorsunuz? Buyurun teşekkürler efendim. Öncelikle. Evet biz 2009 senesinde bu siteyi kurduk. Gönüllülerle çalışan bir site burası. Kitap bağışı yapmak isteyenlerle kitaba ihtiyacı olanları buluşturan bir platform aslında. Hiçbir kar amacı gütmüyor. Kitap bağışı yapmak isteyenlerle kitaba ihtiyacı olanlar. Evet. Şimdi kitaba ihtiyacı olan da çoktur fakat kitap bağışı yapma işi nasıl gidiyor? Ülkemizde böyle bir eğilim var mı? Biz vazgeçebiliyor muyuz? Seviyor muyuz bağış yapmayı? Evet. Evet. Şöyle çok... gözlerimizi alalım. Evet. Yani büyük bir gururla söyleyebilirim. İnanılmaz bir gönüllü ordusu var aslında. Kitap bağışı yapmak isteyen. Aslında biz bu siteyi kurduğumuzda bu sistem işler mi? Çok böyle emin olamamıştık. Yani nasıl işler? Nasıl devam eder? İlanlar verilir mi? Buna bu ilanlara cevap gelir mi diye çok merak etmiştik. Ama hakikaten çok böyle iyi işliyor. Nasıl çıktınız yola? Nereden çıktı bu fikir? Aslında bir ulusal bir gazetede çok tanınmış bir köşe yazarımıza verilmiş olan bir ilanını gördük. Bir ilköğretim okulu öğretmeninden sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam okul müdürüydü. Evet. Kitaplara ihtiyacı olduğuna dair bir ilan vermişlerdi. Ve köşe yazarımız da o ilana yer vermişti. Benim de aklıma şu soru geldi. Yani bu hepimizin evinde bir sürü kitabımız var ve kullanmadığımız ya da ne yapacağımızı bilemediğimiz. Ama birilerinin çok ihtiyacı var o kitaplara. Ve bunu duyurabilecek böyle bir platform yok maalesef. Makale ya da köşe yazarlarının çok işi midir? Onu sorguladım önce. Sonra bir baktık ki hakikaten Türkiye'de böyle bir platform yok. Kitapağacı.org sitesi aslında böyle yola çıktı. Bu ihtiyaçtan doğdu. Nasıl duyurdunuz peki? Siteyi kurdunuz. Sistemi nasıl kurdunuz? Nasıl duyurdunuz herkese? Önce tabii duyurmakta hani sıkıntı çektik diyebilirim. Çünkü kime duyuracağımızı bilemedik önce. Birkaç tanınmış kişiye yazdık. Çok fazla bir sonuç alabildiğimizi söyleyemeyeceğim köşe o konuda. Köşe yazarlarına mı söylediniz? Köşe yazarlarına, yani evet, anlatın. Evet, evet. Köşe yazarlarına işte biraz medyaya, basın yoluyla evet. Ama hani çok böyle bir sonuç alamadık maalesef. Aslında tamamen sistem kendi kendini tanıttı. Arama motorlarına girdik yavaş yavaş. İşte biz kendi önce çevremizle başladık duyurmaya. Evet. Gönüllüler duyurmaya başladı. Bu bir şekilde yayıldı. Ve yani sistem aslında kendi kendini bir şekilde duyurdu, tanıttı diyebilirim. Çünkü talep var değil mi? Bu kitap arayan insanlar var, ihtiyaç sahibi insanlar var ve belki de siz de hakikaten çok güzel bir şey yapmışsınız. Bir platformda bir araya getirmişsiniz herkesi. Peki kitap bağışı yapmak isteyenlerin bu sistem içerisinde nasıl hareket etmesi gerekiyor? Şimdi şöyle sistemimizin çalışma sistemi şu. Kitapağacı.org sitesine girdiğiniz zaman ilan ver var. İşte link kitap bağışla ve kitaba gereksinimim var kitap bul linkleri var bir şekilde ilan veriyorsunuz öncelikle duyuru ilanı gibi evet değil yani mi? O ilanlar bize geliyor aslında kitap bağışlamak istediğinize dair ya da kitaba gereksiniminiz olduğuna dair bir form o formu dolduruyorsunuz hangi şehirdensiniz ad soyad iletişim adresiniz ve tabii kitap bağışlamak istiyorsanız hangi kitapları bağışlamak istiyorsunuz? Kitaba gereksiniminiz varsa eğer ne tür kitaplar istiyorsunuz açıklama olarak? Bize böyle bir form geliyor. Bu formu doldurmuş oluyorsunuz o linke tıklayarak.
Evet. Peki bağışlanacak kitaplarla ilgili böyle bir seçicilik mi söz konusu? Böyle bir oturup seçiyor musunuz? Hangi kitapları alırsınız, almazsınız? Var mı böyle bir kuruluğunuz? Hayır. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz tamamen gönüllülerle çalışan bir siteyiz. Her türlü kitabı kabul her ediyorsunuz. Her türlü kitabı. Bize gelmiyor zaten kitaplar. Siz aracılık ediyorsunuz. Biz aracılık ediyoruz. Kitap isteyenler oraya ilan veriyor. Biz duyuruyoruz. Şu kişinin, şu okulun ya da şu platformun, şu kurumun olabilir. Yani sanal sadece, ortamda buluşturuyorsunuz. Evet, bu şu kitaplara ihtiyacı var diye ilan zaten çıkıyor sayfamızda. Kitap bağışlamak isteyenler de eğer ellerinde o kitap varsa, almak istiyorlarsa ve gönderiyorlar adreslerine ya da adres yoksa iletişime geçiyorlar. Bir şekilde biz sadece platform oluşturmuş Peki, oluyoruz. Peki bugüne kadar yaklaşık kaç kitap el değiştirmiş olabilir bu sistem içinde? Şimdi tabii kitap sayısını bizim böyle takip edebilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Son mesela bir sene içerisinde sitemizi 27.300 kişi ziyaret etti. Ve yani bu sonuçta 4 senelik bir site. Çok da yeni aslında değil mi? Her sene artıyor giderek. Dolayısıyla 27.300 son bir senenin 1 Nisan 2012 ile 2013 arasındaki rakam. Dolayısıyla önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle önemli. Daha çok kimler kitap talebinde bulunuyorlar? İlköğretim okullarından geliyor. Okul kütüphanelerinin maalesef kitap ihtiyacı çok fazla. Dolayısıyla ilköğretim okulu okul müdürleri ya da öğretmenleri, sınıf kütüphanelerini oluşturmak isteyen öğretmenlerimizden çok fazla talep var. Bireysel olarak başvurular var öğrencilerin. Onlar da çok önemli. Kendi gereksinimleri doğrultusunda kitap istiyorlar. Ve diğer taraftan kitap bağışlamak isteyenler açısından da hani kimler hani daha çok kitap bağışlamak istiyor? Böyle kurumları mesela sosyal sorumluluk projeleri var. Büyük kurumların bildiğimiz onlar mesela bizimle iletişime geçip kurumsal olarak topladıkları kitabı bizim vasıtamızla bir ihtiyaç sahibine yolluyorlar. Onlar önemli bizim için. Aslında çok güzel hakikaten şimdi sanal ortamda böyle şeylerin gelişmesi güzel bir noktaya gelmiş oluyor her şeyi. Çünkü normalde mesela ihtiyaç sahibine yardım etmek isteriz. İlla o mahallenin önce bir muhtarına gideriz değil mi? Hani kimdir? Bize böyle bir liste çıkarır. Biz o adreslere ulaştırmaya çalışırız. Şimdi ne güzel bu sanal ortamda herkes birbirini hızlıca hem de bulabiliyor hızlıca, değil mi? Hızlıca. Nasıl bir de ulaşım tabii, hemen takip ediyor musunuz? Kitaplar ulaştı mı yerine, ulaşmadı mı? İlk bir sene tabii biz bu sistemin nasıl işlediğini çok anlayamadık. Çok böyle geri dönüşümler olmadı. Bizim bunu takip edebileceğimiz bir sistem de yoktu açıkçası. Ama son bir senenin sonrasında bize şöyle bir geri dönüşüm oldu. İşte ilanımı kaldırır mısınız lütfen? Benim kitaplarımı ben işte bağışladım şu okula. Bir koli yolladım, üç koli yolladım, bir kitabımı yolladım. Ya da bize işte kitaplar ellerine ulaştıktan sonra öğrencilerden ya da okullardan teşekkür yazıları gelmeye başladı. Harika. Sizin sitenize verdiğimiz ilan sayesinde işte okulumuzun kütüphanesini kurduk, yeniledik, çoğalttık. İşte harika. Kolilerimiz ve resimler, öğrencilerle, çocukların o kitaplarla beraber o kolileri açtığındaki resimleri ellerimize ulaştı. Çok biz güzel. Bunların hepsini sitemizde haberler sayfası var bir de. Sizden haberler sayfasına ekliyoruz. Tam bir sivil toplum hareketi aslında öyle değil mi? Gerçekten çok keyif verici. Peki ilkokullar daha çok talep ediyor diyorsunuz ama ne tür kitaplar isteniyor? Şimdi zaten bilelim belki hani merak edenler vardır. Şimdi zaten ilköğretim ya da yani okul çağındaki çocukların resmi olarak okullardan gelen taleplerde milli eğitimimiz zaten ders kitaplarını karşılıyor bildiğiniz gibi. Evet. Öyle bir talep yok ama mesela en popüler 100 temel eser. Ya da işte roman, şiir, hikaye. Öyle yerler var ki mesela bizler için ansiklopediler artık çok böyle tedavülden kalktı gibi görsek de ansiklopedi talebinde bile bulunan yerler var. Hani buna bile ihtiyaç duyan yerlerimiz doğru, var. Doğru. Kaç kişilik bir ekipten söz ediyoruz? Siz nasıl bir ekipsiniz? Nasıl bir araya geldiniz? Sayımız böyle? Çok küçük tabii. Çok az değil mi? Az ama yani çok hani işler yapıyoruz yani. Çok. Şöyle bağış yapan destekçilerimiz çok fazla. Facebook ve Twitter'dan bizleri duyuran destekçilerimiz, gönüllülerimiz onlar bir ordu diyebilirim. Ama tabii yani işin işleyiş kısmında böyle az bir ekiple çalışıyoruz ama
Bu Facebook ve Twitter sosyal medyadan i̇nanılmaz, bu işi değil mi? Evet, inanılmaz ve inanılmaz bir destek. Hem duyurma açısından hem kitap bağışlama açısından destekçilerimiz hani hakikaten muhteşem. Fazla. Aslında hakikaten çok pratik bir yöntem. Normal şartlarda, fiziki şartlarda gerçekleşmesi gerekse bu durumun, bu sistemin, işte kitapları teslim alacaksınız. Bir depoda muhafaza edeceksiniz. Evet. İşte onun süresi var. Bekleteceksiniz. İşte yerine gitti mi gitmedi bilmeyeceksiniz. Halbuki böyle işte bağışlayanla ihtiyaç sahibi işte istediği kadar iletişime geçebiliyor, öyle değil mi? Evet evet. Biz harika. Zaten hiç hani kitaba dokunmuyoruz. Hangi kitap nereye, böyle şeylerimiz yok. Sadece web sitemizde şunu duyurduk. Yani belli bir işte dil, cinsiyet, ırk, din ayrımı, belli bir siyasi veya felsefi görüşün altını çizen ya da ticari bir kitabın reklamı tarzında, mesela öyle ilanları tabii kabul etmiyoruz. Hmm. Yani buradaki amaç tamamen kitaba ihtiyacı olan çocuklarımız var. Kitaba ihtiyacı olan yetişkinlerimiz var. Hani sadece çocuk olarak da düşünmeyin. Üniversite öğrencileri var. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz var. Maddi imkanlarından dolayı o test kitaplarını soru bankalarını alamayan, onlardan mesela çok fazla talep var. Çok fazla kullanılmamış test kitaplarını bağışlayan bir gençlik var. Harika, ne kadar yani güzel. Dolayısıyla hani bu önemli bir şey. Dolayısıyla biz hani o çok fazla işte ticari anlamdaki evet. kitapları, reklam gibi ya da belli bir... Kitap satışına falan girmiyoruz. Hayır, o başka hayır. Bir kitap şey satışına çünkü. Girmiyoruz. Evet, kitap satışına girmiyoruz. Kitapların nereye gönderileceği, kime gideceğine karışmıyoruz. Tamamen bu bağışçıların kitap gereksinimi olan kişilerle birebir temasa geçip kendi hür iradeleriyle karar verip yolladıkları bir yer, bir platform kendileri birebir iletişime geçiyorlar. Yani o kitapların gittiğine dair zaten emin oluyorlar. Zaten ulaşıyor. Bizim buradaki amacımız da bu siteyi duyurmak, evet. öyle değil mi? Bu hareketi gerçekleştirmek evet. isteyen her iki taraf için de bir platform oluşturduğunuzu haber vermek istiyoruz. Söyleyeceğiniz bir şey var evet, mı herkese? Evet, şunu söyleyebilirim. Yani buyurun. Bu Türkiye'de mesela sadece üç büyük şehirle sınırlı değil. Hani tabii ki internet ortamında olduğu için internete erişimi olan kesimle sınırlı. Bu belki bir eksiklik. Ama bu hani yapabileceğimizde çok bir şey yok bunun için. Ama hani üç büyük şehrin dışında işte Diyarbakır, Adana, ondan sonra Erzurum, Bursa, Samsun, Kocaeli. Mesela bunlar bize ilan veren ilk 10 şehir arasında. Dolayısıyla kuzey, güney, doğu, batı, hani Orta Anadolu, İç Anadolu bunlar hiç fark etmiyor. Ve yani inanılmaz derecede bir sirkülasyon var. Muhteşem. Gittikçe de artacak gibi görünüyor. İnşallah. Ne yapacaksınız? Nasıl yetişeceksiniz o zaman siz bu sirkülasyona, bu döngüye nasıl yetişeceksiniz? Bir sistemi daha çok geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Yani eğer bu tabii böyle şimdiki sayımızla çok böyle baş edebileceğimiz bir sistemi aşarsa o zaman üniversite öğrencilerinden, gönüllülerden böyle bir bu işi takip eden kişilerin yardımına başvuracağız yani. Harika. kitapağacı.org okudum. Çok kere okudum. Faydalandım. Bundan sonra belki başkaları faydalansın diyorsanız ve bağışlamak istiyorsanız. Öbür taraftan birileri de diyorsa ki eğer çok ihtiyacım var, bulamıyorum. Kitabı bulamıyorum. Belki sadece maddi tabii. anlamda alamıyorum tabii, değil. Tabii. Kitabı arıyorum bulamıyorum diyenler olabilir. Değil mi? Orada da buluşturuyorsunuz onları. Var tabii. Mesela bu konuda Azerbaycan'dan Türkçe Türk Edebiyatı ile ilgilenen bir öğrenci grubunun bir platformu var. Mesela onlardan çok fazla istek geliyor. Şu kitabı bulamadık, Türkçe yayınını bize yollar mısınız? İşte bu şu kitabın Türkçe kısmı, çünkü onlar hani Türkçesini böyle yaymaya çalışıyorlar, yani Türkçe kısmını. Dolayısıyla hani onların çok ilgilendikleri, o çok bulamadıkları Türkçe basım kitaplarını talep ediyorlar. O zaman orada. Uluslararası ortamda da değil mi ses getirecek evet, ufak bir ufak oluşum bir... aslında. Yabancı dille de hizmet veriyor mu site? Mesela İngilizce ve Fransızca kitaplarını bağışlamak isteyenlere açıyoruz ama sitenin şu anki altyapısında sadece Türkçe gidiyor. Yani başka bir dilde İngilizce ya da işte ya da başka bir yabancı dilde bir şey gibi görünüyor. Yok. Böyle bir uluslararası bir sirkülasyon, bir döngü oluşursa öyle değil mi? Evet. Harika. Buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Herkesin haberi olsun. Ederim. kitapağacı.org